Merhaba ben Neşe Yaşın. Aynı Denizin Kıyısında isimli podcast serimizde Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde, aynı kıyı paylaşan, aynı denizin kıyı paylaşan ülkelerdeki şairlere bakıyoruz. Onların şiirlerine bakıyoruz. Bugün Seferis'ten söz etmek istiyorum. Seferis'in Kıbrıs günlüklerinden söz edeceğim, Seferis'in kedilerinden söz edeceğim, Platres'in bülbürlerinden söz edeceğim, Hala Sultan'dan söz edeceğim. Seferis'in Kıbrıs günlükleri arasında en sevdiğim şiirlerinden biri, biri de aynı kolanın kedileri. Bu şiirden söz etmeden önce Seferis'in Kıbrıs macerasından biraz söz edeyim. Seferis bir diplomattı bilenler vardır. 1952'de de Kıbrıs'ı ziyaret ediyor ve adaya aşık oluyor. Bu şiiri, ilk okuyacağım şiiri, Aynı Kola'nın Kedileri şiiri, en ünlü şiirlerinden birisi. Pek çok referans buldum bu şiirle ilgili. Yazılmış makaleler, buldum ve okullarda da okutuluyor bildiğim kadarıyla bu şiiri bu kadar ünlü yapan şiirin bir politik alegori yapması ve bu şiirdeki kedilerle yılanların savaşı anlatılıyor bu şiirde bu kediler aslında devrimciler ve yılanlar da cuntacılar yani böyle bir politik alegori yapıyor. Peki Anikola neresi, neden kediler? Kıbrıs'ta bir kedi burnu var aslında. Kıbrıs'ta kediler çok önemli. Çok da seviliyor. Hatta bir ara ben kediler hangi dilde miyavlıyor diye bir makale yazmıştım. Çünkü bir çatışma çıkmıştı, bir anlaşmazlık çıkmıştı. Türkiye'de Van kedisi sanırım Türkiye adına patent alındı, Türkiye adına kaydedildi ve bu kedinin aslında bir Kıbrıs kedisi olduğuna dair bir şikayet olmuştu Kıbrıslı Rumlardan. Adada kediler gerçekten çok seviliyor ve bir kedi burnu var. Bir manastır var burada, aynı Kola manastırı, aynı Kola manastırı. Tabii ki Ayos Nikolas, Aziz Nikolas adına yapılmış bir manastır. Bu Ayos Nikolas aslında araştırdığım kadarıyla balıkçıların bekçisi, balı, denizin bekçisi bir bir Aziz. Ama ayrıca kedilerin de bekçisi olduğunu, yani kedilerin de koruyucusu olduğu söyleniyor. Şimdi bu manastırın e, özelliği, bu manastırın bahçesinde çok sayıda kedi olması. E, hatta buraya kedi bırakmayınız diye rahibelerin bir not düştüğünü de okumuştum bir kitapta. E, e, gitmedim ben bu manastıra. Bir gün gitmek istiyorum aslında. Ve e, neden bu kadar çok kedi var Kıbrıs'ta? Bununla ilgili çeşitli görüşler var diyeyim. Bunların birisi Kıbrıs'ta bir zaman fareler çoğalıyor, sonra büyük bir kuraklık oluyor ve yılanlar çoğalıyor ve bu yılanlarla baş edilmek üzere dönemin yöneticileri adaya bol sayıda kedi ithal ediyorlar yılanlarla baş etsinler diye ve bunlar biraz da böyle vahşi kediler falan ama sonra kediler çoğalıyor kediler çok fazla çoğalıyor tabii ki bu şiir daha önceleri çevrilmişti Türkçe'ye ve Özdemir İnce ve Herkül Milas Çevirisi Zaferis'in bütün şiirleri kitabında vardı. Ben tekrardan çevirdim. Zaten bu podcast'ta ben hep kendi çevirilerimi okuyorum bu podcast serisinde. Tekrar çevirdim. Ya yani Adanın ruhuna daha hakim biri olarak kendi çevirimi yapmak istedim. Şimdi bu şiiri okuyayım. Bu şiirde Seferis kendi kedilerinden de söz ediyor, özet ediyor. Ve bir kedisinin adı Ramazan. Ve bu çok etkileyici tabii kedisinin adına Ramazan vermesi, onun Türkiye ile ilişkisi, bir İzmir, İzmirli olması aslında. Ve Seferis'in kedileri de çok ünlüymüş. Kedi, kedi sever bir şair olarak ki kedi sever şairler çok biliyorsunuz T.S. Eliot'un e, kedilerle ilgili şiirleri var. Hatta bir müzikal var. Hughes'un kedilerle ilgili bir kitabı var ve şu anda aklıma gelmeyen pek çok şairin kedilerle ilişkisi e, önemli. Şimdi ben önce bu şiiri okuyayım. Dediğim gibi şiirde bir politik alegori var ve e, bir e, alıntıyla başlıyor. E, Ahileus'un Agamemnon'undan bir alıntı. Ama ta derinlerinde yakılır öfkenin dirsiz ağıdı. Kalbim kendini eğitmiş, yitirdi şimdi, şimdi. umudun kıymetli güvendi. İlerideki kedi burnu dedi kaptan, Ufuzun uzanan alçak şeridini göstererek sahilin kumsal ıssız Noel günüydü. Ve orada batıya doğru olan mesafede Afrodit doğdu dalgalardan. Gavur taşı derler o yere. Sola dümeni on derece kırınca. Salome'nin gözlerini taşırdı. Yıllar önce kaybettiğim kedi ve yaşlı Ramazan nasıl da dik dik bakardı ölümün gözlerine. Doğunun uzak kanlı günleri boyunca donmuş güneş altında günlerce dikerek gözlerini öylece yuvanın genç tanrısı durma yolcu dümeni kır on derece diye mırıldandı dümenci dostum aslında pek durmuş olabilirdik gemiler arasında fotoğraflarla küçük bir eve kapanıp çerçeveleri ardında pencereler arayarak geminin canı çaldı. Gitmiş bir şehirden bir metal para gibi düşerken hatırlatan bir başka zamanın yaylaların yaylalarını garip dedi kaptan. O çan günü de dikkate alırsak bir başkasını anımsattı bana manastır çanını. Bir keşiş anlatmıştı bana bu hikayeyi. Yarı dili bir keşiş, bir çeşit hayalci. Büyük kuraklık sırasındaydı yağmursuz kırk yıl, bütün ada perişan, insanlar ölmüş ve yılanlar doğmuştu. Burunda milyonlarca yılan vardı. Bir adamın kolları kadar kalın. O günlerde Aynikola Manastırı Aziz Basil rahiplerince yürütülürdü ve tarlalarda yürüyemediler. Otlaklara çıkaramadılar hayvanlarını. Sonunda besledikleri kediler kurtardı onları. Her gün batımında bir çan çalardı ve bir kedi ordusu savaşa girerdi. Savaşırlardı gün boyu. Çan akşam yemeğini haber verene kadar. Yemek ertesi yeniden duyulurdu çan sesi ve gece boyu sürerdi savaş. Seyretmesi harika bir manzaraydı derler. Kimileri topal, kimileri kör. Diğerleri kayıp ve burun bir, ku bir kulak parçavralar arasında saklanma yerleri. Yani günde dört kez çan sesleri. Aylar geçti, yıllar, mevsimler kovaladı mevsimleri. Vahşi bir inatla hep yaralı imha ettiler yılanları ama sonunda kayboldular. taşıyamadılar onca zehri batık bir gemi gibi iz bırakmadılar yüzeyde bir miyav bile hatta bir çan dümdüz oldu hepsi zavallı şeytancıklar ne yapabilirlerdi gece gündüz savaşıp o yılanların zehirli kanını içip durmak kuşaklar boyu zehir asırlar boyu zehir dümdüz oldular derken bir kayıtsızlık tınısı sesinde dümencinin. Şimdi okuyacağım şiirde çok ünlü bir nedenle Platres'ten söz ediyor. Platres Kıbrıs'ta Trodos dağlarında muhteşem bir köy. Bu köy bülbürleriyle ön, ünlü. Ben de oradaydım aslında yaz başında ve bülbürleri dinledim orada. Ve hiç kimse onları göremiyormuş öyle demişti otelci. Bülbüller kendilerini çok güzel gizlerlermiş ama hep seslerini, şarkılarını işitiyoruz, işitiyoruz. Orada Platres'te bir seferist kültür merkezi var çünkü Platres'in çok ünlü bir dizesi var. Bülbüller uy uyutmayacak seni Platres'te. Ee, ama bu şiir Platon'dan çok Helen'de e, ve Helen'in e, aslında e, Troya'ya hiç gitmediği ile ilgili bir şiir. E, ama yine başla, başta da e, Kıbrıs'tan söz ediyor, bir alıntı yapıyor Euripides'in Helen'inden. Şöyle başlıyor şiir. E, Tosar Apollo tarafından yaşaman buyurulan denizlerle çevrili Kıbrıs'ta kendi ada evimin anasına Salamis adını vererek. Helen, Troya'ya hiç gitmedim bir hayaldi bu. Hizmetçi, ne? Yani bir hayal bulutu için mi verdik bunca mücadeleyi? Bülbüller uyutmayacak seni platreste. Utangaç bülbül yaprakların nefesinde. Ormanın müzikli serinliğini bize bağışlayan, Kopup gitmiş bedenler üstünde, Ruhları üstünde bilenlerin dönmeyeceklerini, Kör ses hatıranın karanlığına okşayan, Ayak sesleri ve mimikler için, Öpüşler demeye cesaretim yok, Ve delirmiş köle, köle kadınların acılı çıldırışı, Birbirler uyutmayacak seni platreste, Platres, Platres nerede ve bu ada kim biliyor? Hiç işitmediğim atları duyarak yaşadım hayatımı. Yeni ülkeleri, insanların yeni aptallıklarını ya da tanrıların. Titreşen yazgın kılıçlar arasında bazı ajaksların ve başka bir salamisin. Buraya getirdi beni bu kıyıya. Ay Afrodit gibi doğdu denizden. Okçunun yıldızları örttü. Şimdi akrepin kalbini bulmak için ilerliyor ve değiştiriyor her şeyi. Gerçek, gerçek nerede? Ben de bir okçuydum savaşta. Hedef şaşıran adamın kaderi benimkisi. Lirik bülbül, böyle bir gecede Proteus'un kıyısında Spartalı köle kızlar işittiler seni ve başladılar ağıtlarına ve onlar arasında kim inanırdı buna ama Helen, Kara Menderes'in kıyılarında aradığımız yıllarca. Oradaydı, çölün dudaklarında. Ona dokundum, konuştu bana. Doğru değil, doğru değil diye haykırdı. Bilmedim Atlas yelkenli kadırgaya, hiç gitmedim yiğit Truva'ya. Diri, kuşanmış göğüsler, kaşlarında, saçlarında güneş, ve o heykelsi gölgeler ve gülüşler her yerde. Omuzlarda, kalçalar ve dizlerde, canlı ten ve gözler, upuzun kirpiklerle. Oradaydı deltanın kıyısında. Peki ya Truva'da? Truva'da yoktu izi. Yalnızca bir hayalet imge. Çünkü böyle istedi tanrılar. Ve Paris, Paris bir gölge bıraktı somut bir varlıkmış gibi. Ve tam on yıl boyunca Boğazladık birbirimizi Helen uğruna. Büyük acılar ıssızlaştırdı Helen ülkesini. Ne çok beden atıldı denizin ağına, ağzına dünyanın. Ne çok ruh öğütüldü değirmen taşlarında. Ve nehirler kabardı topraklarında kanla. Hepsi bir ketensi kıvrılış bir hayal bulutu. Kelebeğin kanat çırpışı. Bir tutam kuğunun arkasından bir boş tünik hepsi Helen için. Ya benim kardeşim bülbül bülbül bülbül. Nedir ki Tanrı? Tanrı olmayan nedir? Ne vardır ki ikisi arasında? Bülbüller uyutmayacak seni Platres'te. Gözü yaşlı kuş denizin öptüğü Kıbrıs'ta kutsan, kutsanmış kendi ülkemi anımsamak, anımsatmak için bana yalnızlık içinde kürek çektim bu masalda doğru bunun masal olduğu, doğru ölümlülerin tekrar kanmayacağı tanrıların eski buyruğuna, doğruysa eğer. Gelecek yıllarda bir başka Tozer ya da Ajax ya da Priam ya da Hakuba ya da bilinmeyen isimsiz biri Kara Menderes'in cesetlerle taştığını görmeyen durmaya yazgılı değil gelen ulaklardan ne kadar çok acının uçuruma yuvarlandığını, boş bir tünik için olduğunu hepsinin, Helen için. Evet, şimdi okuyacağım şiirde üç katır ismini taşıyor. Bu şiirde adı geçen iki katır aslında Hala Sultan'la ilgili. Hala Sultan biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in halası ve Kıbrıs'ta onun adına yapılmış bir tekke var. Hala Sultan Tekkesi muhteşem güzellikte bir bir yer. Çünkü Tuz Gölü'nün kıyısında, hele gün batımı sırasında müthiş bir yer. İçi de çok etkileyici. İçerideki ağaçlar birbirine aynı kökten çıkan iki hurma ağacı var. Ve Hala Sultan'ın Kıbrıs'ta, işte şehit olduğu söyleniyor. Kıbrıs'a geliyor ve orada katırdan düşüp ölüyor. Bir diğer katır ise Katır Margarita. Bu da kralın karısının yani kraliçenin katırı. Bu katır bu kraliçe de Kıbrıs'ta kralın e, hamile bıraktığı, sevgilisine yaptığı işkencelerle ünlü Kla Kraliçe e, Eleonora. Evet, şiiri okuyayım e, şimdi. Üç Katır. Ve Kraliçe Margarita adlı muhteşem katırın üstüne bindi. Kocası Kral Peter'e ait olan muhteşem kadıra, katıra bir kadın nasıl oturursa öyle oturdu. Ve bu Putserulla adlı yaverine mahmuzlarını getirmesi buyurdu. Ve ona dedi ki sana işaret ettiğimde ayağımı çevir ki bir erkek gibi oturayım ve mahmuzlarımı taşıyayım. Maheryas kroniğinden bir alıntıyla başlıyor şiir. Uykusuz bir gecede Şam'da Halat Sultan'ın gölgesinin geçtiğini gördüm. Peygamberin saygıdeğer akrabası. Toynakların tıkırtısını duydum, gümüş dinarlar gibi. Sonra onu gördüm, tuz dağlarını geçer gibi Larnaka'ya doğru katırına binmiş halde. Orada serin dallar arasında bekledim, Mersin çalısının meyvesini ısırarak. Bir beyazlık kaldı gözümü, belki tuz, belki hayaleti onun ve sonra çalılıklarda bir fısıltı. İşte orada kaydı benim hayvanım. Bu taş vurdu saydan boynumdaki enseme ve teslim ettim muzaffer ruhumu. Takdiri ilahiyle dop doluydum. Bir katır taşıyamazdı onca yükü. Unutma bunu ve kınama katırı. Bunları söyleyip sır oldum. Buna rağmen hala zihnimde bana bakıp durur katırı. Kalbi durup ölen diğer katırla birlikte. İki tabuttan azat ettiğinde onu, Kotsavendi'deki celladın adaletsizce idam ettiği iki kardeş. Ama onların en ulusu, ne diyebilirim onun için. Öyle bir ülkedeki kalelerin ardında yaşayanlar, geçen yılın toprağı gibi unutulurlar. O hala özgürce yelken açıyor şöhretin kanatlarında, kraliçe Eleonora'nın ünlü mahlubu. Mahlub. Karnının üstünde altın çıkıntılar, eğerinde doyumsuz rahimler, şaha kalkışında narlar kadar olgun cürümkar memeler, Nap Napolitanlar, Cenevizliler ve Lombardlar kapkanlı bir gümüş tepside hanedan masasına getirildiler. Katledilmiş kralın gömleğini, o berbat kardeşi John'un halletti. O gece nasıl kişnediğini hayal edebiliyorum. Türünün kayıtsızlığının ötesinde bir köpeğin uluması gibi. Tuzaklarla dolu altın butlu ahırda katır margarita. Evet, e, Yorgos Seferis'in e, Kıbrıs günlüklerinden şiirler okudum. E, onun e, aynı kalanın kedileri şiirini okudum. E, ardından ise plattresin ile ilgili yazdığı şiiri ve hala sultan e, ile ve e, margarita adlı katırla ilgili yazdığı şiiri okudum. E, bir başka podcast'ta yine bir Akdeniz kıyısından başka bir şairle birlikte olacağız. Hoşçakalın.